Diyoruz yani habercilik yapıyoruz. Doğru soruları sormaya çalışıyoruz. Hep benzetmesini kullanırız, tabirini kullanırız. Kitabın ortasından diyoruz. Ama bunun gereğini yapmak için mesela bazı mahallelere sıkışmamak lazım. Birçok ekran bunu yapıyor. Ne yazık ki. Her röportajı aynı meydanda yapabiliyorlar. Her röportajı aynı ilçede yapabiliyorlar. Benzer cevaplar aradıklarını varsayıyoruz. Ya da kolaya kaçtıklarını. Sözcü Ana Haber, Sözcü Haber Merkezi, değerli çalışma arkadaşlarım il il, ilçe ilçe dolaşıyorlar. İzlediğiniz haber Konya'dandı. Sıradaki haber ise Hatay'dan. Asgari ücrete Konya'dan baktık. Emekli vatandaşın derdine tasasına ise aynı zamanda bir deprem bölgesi olan Hatay'dan bakıyoruz. Maalesef geçinemiyoruz. Hayır. 11 lirayla ancak ev kirasını ediyoruz. Aldığımız maaş oraya gidiyor. Yani vallahi yarı aç yatıyoruz. Karnını doyurmakla barınmak arasındaki ince bir çizgide emekli. Aldığı 10 bin lira maaş bırakın geçinebilmeyi, hayatta kalmasına dahi yetmiyor. Türkiye genelinde emeklinin yaşadığı çaresizlik deprem bölgesinde katlanarak büyüyor. Yani ortalık çok çok berbat durumda. Biz emekliler mesela 3 dönemdir, 3 zam dönemidir hükümet tarafından öteleniyoruz. Bir sonraki dönem farkı kapatacağız. Bir sonraki dönem farkı kapatacağız. Şu an 3. dönemdeyiz biz. Üstüne de bu deprem olayı yaşandı burada. Emeklinin 10 bin lirayla geçinmesi mümkün mü? En azından burada beklenti bence asgari ücretten daha fazla olması lazım emekliler için. Ben emekliyim. Hemen hemen 60 yaşındayım. Geçiniyor olsaydık yani 10 bin lira bir daire kirası bile değil. Emekli için zam açıklaması gündemde. Peki emeklinin insani yaşam için zam beklentisine? Yoksulluk sınırı da bu ülkede TÜİK'in açıkladığı 47 bin lira civarında. Yoksulluk sınırı diyoruz bakın. Ben hiçbir şey beklemiyorum şahsen. Olması gereken en azından 20 bin. Emeklinin pek de umudu yok zamdan. Sayın Erdoğan geçinebiliyorsa 10 bin lirayla geçinebilsin bakalım. 4 kişilik aileyim, kirada oturuyorum. Aylık kiram 10 bin lira. Hiçbir şeye yetmiyor.